sevgili gençler. Şimdi Faraday'ın elektroliz yasalarıyla devam ediyoruz. Yine elektrolizin devamı olan bir konu. Ve şöyle diyelim arkadaşlar, Faraday'ın birinci yasası, çünkü biz bunu ikiye ayırdık. Faraday'ın birinci yasası ve ikinci yasası olmak üzere. Faraday'ın birinci yasasında ne diyor? Bir elektrolitten, elektrolit ne demekti? Bunu elektrokimyasal dilde açıklamıştım arkadaşlar. Elektrolit, elektriği ileten çözeltilere biz ne diyorduk? Elektrolit diyorduk. Ve bu iz elektrolitten elektrik akımı geçirildiğinde anot ve katotta açığa çıkan madde miktarı, sevgili gençler, devreden geçen elektrik yükü miktarı ile doğru orantılıdır diyoruz ki zaten burada formülde de görüyorsunuz arkadaşlar, kıt diye şifreleyebilirsiniz, kıt. Burada Q elektrik yük miktarı, birimi kolomb. I akım şiddeti sevgili gençler, birimi amper. T dediğimiz de arkadaşlar süre, yani zaman. Bunun da birimini saniye olarak ne yapacağız? Alacağız arkadaşlar. Şimdi burada Kolomb'un bize arkadaşlar tanımını yapmış. Kolomb'un tanımı bizler için önemli. Çünkü geçmiş senelerde, senesini şu an hatırlayamadım, senelerde bu Kolomb'la alakalı bir tane soru sorulmuştu AYT'de. Önce bir Kolomb'un ne olduğuna bir bakalım ve nasıl bir soru geldiğini hemen söyleyeceğim. Gümüş artı çözeltisinden, yani gümüş artı iyonlarını bulunduran bir çözeltiden demek istiyor. 1.118 miligram, buraya dikkat, birimi miligram. Gümüş metali açığa çıkaran elektrik yükü miktarına biz sevgili gençler bir kolomb diyoruz. Ve burada ben dönüşümleri kutucuk içerisine aldım. Çünkü bu dönüşümler bizim için önemli. 1 mol elektron yükü arkadaşlar bir faradaylık yüke eşit. Bu aynı zamanda 96.500 kolomba eşit. Bu da aynı zamanda bir eşdeğer gram miktarına eşit. Bununla ilgili nasıl bir soru gelmişti? Şu şekilde arkadaşlar. İşte devreden diyor arkadaşlar, 500 kolombluk elektrik yük miktarı geçirildiğinde işte katotta ne kadar gümüş toplandığını sormuş. B şıkkında da bunu iki öncül halinde sormuş sevgili gençler. İşte diyor ki arkadaşlar, devreden geçirildiğinde 2.236 gram gümüş metali açığa çıkarak elektrik yükü miktarı kaç kolomb diye sormuş. Burada dikkat etmemiz gereken, bir kolomb 1.118 miligram gümüş açığa çıkarıyor. O zaman 500 kolomb ne kadar gümüş açığa çıkaracak? Yani basit bir oran orantı. Ama bizim bulacağımız sonuç miligram, bunu grama çevirmeyi, dönüştürmeyi unutmuyorsunuz. Ya da gram verdiğinde bunu da miligrama dönüştürmeyi ne yapmıyorsunuz arkadaşlar? Unutmuyorsunuz. Burası önemli bir bilgi. Çünkü bize hem doğru sonucu şıklarda yazacak ama bir yandan da miligrama dönüştürülmemiş halini, yani gram cinsinden hesaplama yaparak bulacağınız sonucu da şıklara koyuyor. Orada öğrenci ne yapıyor arkadaşlar? Birim dönüştürmediği için hemen yanlış şıkkı işaretlemiş oluyor. O yüzden buradaki birim dönüştürmelerine dikkat edelim sevgili gençler. Bizim için çok önem taşıyor bu birim dönüştürmeleri. Şimdi Faraday'ın ikinci yasasıyla devam ediyoruz. Faraday'ın ikinci yasasında der ki, seri bağlı kaplarda, bakın burası önemli, seri bağlı kaplarda devreden geçen elektrik akımı birbirine eşit. Bundan dolayı maddelerin açığa çıkan miktarları eşdeğer gram ağırlıkları ile doğru orantılıdır. Eşdeğer gram miktarını E ile gösterecek olursak A bölü TD'ye eşit. Buradaki A arkadaşlar atom ağırlığı, TD dediği de tesir ya da etki değerliği.
Şimdi arkadaşlar bu kısımla ilgili yani eşdeğer gram şu kısım eşdeğer gram hesaplamayla ilgili daha önce çok da soru gelmedi. Ancak şu an biliyorsunuz sadece 12. sınıf olarak 1. dönemin konularından sorumlusunuz. 2. dönemin konularından soru gelmeyecek maalesef. O yüzden böyle küçük ayrıntıları dahi sınavda sorabilirler. O yüzden bu kısma lütfen dikkat edelim. Burası küçük bir ayrıntı. Dediğim gibi daha önceki senelerde çok soru gelmedi. Çünkü soru soracakları büyük bir alan vardı ellerinde. Ama şu an için alanımız daraldı. O yüzden en ufak bir ayrıntıyı da ne yapabilirler? Sorabilirler. Bu benim kendi düşüncem, kendi fikrim. O yüzden buraya lütfen dikkat edelim. Hocam peki bunu direkt bize mi sorarlar? Yani eşdeğer gram sayısını mı hesaplayın derler? Bunu da demez sevgili gençler. Size 1, 2, 3, 3 tane öncüllü soru halinde. Ama bir tanesi eşdeğer gramla alakalı olabilir. Hangileri doğrudur, hangileri yanlıştır tarzında soruyla karşılaşabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar tekrar ediyorum. Burası küçük bir ayrıntı. Ama bunun üstünde de durun derim ben size. Peki arkadaşlar hemen elektrolizde açığa çıkan madde miktarını nasıl hesaplayacağız? Şöyle bize basit bir formül vermiş arkadaşlar. Biz bunları formülsüz de çözebiliyoruz ki formülsüz nasıl çözüldüğünü göstereceğim sorularda. Ama ola ki hocam ben formülle çözmek istiyorum diyenler için yazdım. Bu M madde miktarı yani elektrolizde katotta ya da anotta açığa çıkan madde miktarı. Q dediği elektrik yükü miktarı yani I çarpı T dediğimiz. A yine atom ağırlığı 96.500 sabit bir değer. TD ise tesir ya da sevgili gençler biz buna etki değerliği diyoruz. Ya bu şekilde formül kullanıp elektrolizde açığa çıkan madde miktarını hesaplayacağız. Ya da arkadaşlar farklı ikinci bir yol daha var. Yani mantık yürüterek onu da ben sorularda nasıl çözüldüğünü göstereceğim. Çünkü formülü her zaman hatırlamayabiliriz sevgili gençler. Sınavın ortasındasınız ve formülü unuttunuz. Basit bir soru bile olsa formülü unuttuğunuz için geçmiş olsun artık. Yapacak bir şey yok. O soru gitti. Ama ben işin mantığını burada neyin nereden geldiğini göstereceğim ki hata yapma payınızı düşürelim sevgili gençler. Şimdi gelelim bu soruya ve dediğim gibi mantığını yürüterek çözeceğiz. Formül kullanmayacağım. Ergimiş ya da erimiş magnezyum klorürün elektrolizinde devreden 0,2 faradaylık bakın 0,2 faradaylık akım geçtiğinde A şıkkı katotta kaç gram magnezyum oluşur? B şıkkı anotta normal koşullarda oluşan klor gazının hacmi kaç litredir diye sorsun bize. Şimdi arkadaşlar klor eksi bir yüklü. Doğru mudur? Evet. Şu kalem rengimi ben şuradan bir değiştirmeye çalışayım arkadaşlar. Daha iyi olacaktır. Klor eksi bir yüklü, magnezyum ise artı iki yüklü. Şimdi katotta kim toplanıyordu arkadaşlar? Katyon. O zaman magnezyum artı iki, iki elektron alarak magnezyum katısına ne yapacak? İndirgenecek. Çünkü katotta indirgenme olur demiştik pillerde de. Peki sevgili gençler, anotta klor eksi nereye yükseltilecek? Cl2 sıfıra. Şunu hemen bir düzeltelim. Evet. Cl2 sıfır. Yani şurası sıfır. Kaç tane elektron verecek? İki tane. Neden? Şurası iki olduğu için Cl2'de bunun başına iki yazdım. Sağ tarafa iki tane elektronumu ekledim. Okumu da çizdim. Arkadaşlar bakın. Ben magnezyum klorürü elektroliz ettiğimde
Kaç faradaylık akım kullandım? 0,2. Şimdi 1 mol elektron yükü 1 faradaylık yüke mi eşit? Az önce kutucuk içinde göstermiştim. O zaman 0,2 faradaylık yük 0,2 mol elektron olacak mıdır? Evet. Demek ki devreden 0,2 mol ne geçiyor? Elektron geçiyor. Bakın 2'ye 1 oranı var. 0,2'ye 0,1 mol magnezyum oluşur mu? Evet, oluşur. Şimdi sevgili gençler, bana kaç gram demiş? N eşit N bölü MA. O da eşit. 0,1 mol eşittir N bölü. Magnezyumun MA'sı 24. Bakın parantez içerisine vermiş. Buradan M'i kaç buluruz? 2,4 gram diye buluruz. Ya da hiç N eşit N bölü MA formülünü bile kullanmayın. 1 mol magnezyum 24 gramsa 0,1 mol magnezyum kaç gramdır diyerek basit bir oran orantıyla da ikinci yoldan çözebilirsiniz soruyu. Gelelim sevgili gençler B şıkkına. Tabii ki bu A şıkkıyı da başına yazalım. Gelelim B şıkkına. Anotta normal koşullarda oluşan klor gazının hacmini sormuş. Şimdi sevgili gençler, buradan 0,2 mollük elektron geçiyorsa buradan da 0,2 mol ne yapacak? Elektron geçecek. Cl2 gazını soruyor. Bakın 2'ye 1 oranı var. Burası 0,2 mol ise klor gazı 0,1 mol olacak mı? Evet. Şimdi arkadaşlar, biz şöyle bir bilgiyi öğrenmiştik daha önce gazlar konusunda ve mol konusunda söylemiştim. Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar demiştim. O halde benim elimde ne kadar gaz var? 0,1 mol. 0,1 mol gaz, ki buradaki Cl2 gazı, içler dışlar çarpımı yaparsak matematiksel işlem 2,24 litre Cl2 gazının toplandığını söyleyebiliriz. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar, bakın hiç formül kullanmadan geçişleri yaparak soruyu ne yapabiliyoruz? Çözebiliyoruz. Evet arkadaşlar, başka bir elektrolit sorusuyla devam edelim. İkinci bir elektrolit sorumuzda ise yani Faraday yasalarının ikinci sorusu. Şöyle diyor arkadaşlar, iki tane kap vermiş. Gördüğünüz üzere bunlar seri bağlı. Şekildeki seri bağlı elektrolit kaplardan bir süre akım geçirildiğinde birinci kabın katodunda arkadaşlar, birinci kabın katodunda ne toplanmış sevgili gençler? 5,4 gram alüminyum toplanmış. İkinci kabın katodunda 7,2 gram X birikiyor. Buna göre X ile gösterilen elementin değerliliği, yani N sayısının kaç olduğunu söylemiş bize. Şimdi birinci kabın arkadaşlar, birinci kap katodunda ne toplanmış? Alüminyum. Alüminyum artı 3 iyonları 3 elektron alarak alüminyum katısına ne yapmış? İndirgenmiş. İkinci kapta ise sevgili gençler, ikinci kapta ise ne birikmiş? Dikkat edin, X birikmiş. O zaman X artı N, N tane elektron alarak X katısına ne yapmış? Dönüşmüş. Şimdi sevgili gençler, anot ve katotta, ya pardon, katotta biriken madde miktarlarını bize vermiş. Bakın 5,4 gram alüminyum, 7,2 gram da X toplanmış. Bunlardan yararlanarak biz mol sayılarını hesaplayabilir miyiz? Hesaplarız. Çünkü bana parantez içerisinde alüminyum ve X'in atom ağırlıklarını da vermiş. Hemen şurada hesaplayalım. N alüminyum eşittir 5,4 gram bölü MA'sı 27. Buradan 0,2 mol alüminyum bulmuş olurum. Aynı şeyi X için hesaplıyorum. X'in mol sayısı 7,2
2 bölü emasını 24 diye vermiş. Bunu da 0.3 mol diye ne yaparız? Hesaplarız. Şimdi bulduğumuz değerleri yukarıdaki tepkimelerde yerine yazacağız. Bakın sevgili gençler, alüminyumdan ne kadar toplanıyor? 0.2 mol. Peki, bakın 1'e 3 oranı var. Şurası 0.2 mol ise bu bunun 3 katı. O halde 0.6 mollük elektron geçecek mi? Geçer. Peki az önce notumuzda şunu dedik. Seri bağlı kaplarda devreden geçen elektrik yükü miktarı eşit. Yani şu kaptan ne kadar elektrik yükü miktarı geçiyorsa ikinci kaptan da o kadar elektrik yükü miktarı geçecek. Şimdi birinci kabımda 0.6 mol elektron yükü geçiyor. O halde bu kabımda da yani ikinci kapta da 0.6 mol elektron ne yapıyor demektir? Geçiyor demektir. Peki X ne kadar birikmiş? Bakın 0.3 mol. O halde şu biriken X de 0.3 mol. Hemen yan tarafta şunu diyebilir miyim? Şunun için tabii ki. Şimdi bunun katsayısı kaç? 1. 1 mol X ne kadar elektronla indirgeniyor? N mol elektron değil mi? N mol elektron. Peki buradan da 0.6 mollük elektronun 0.3 molle indirgendiğini ya da oluştuğunu görüyorsunuz. Sevgili gençler, içler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan N değerini kaç bulacaksınız? 2. Ki zaten şu şunun 2 katı, 0.603'ün 2 katı. O yüzden N de 1'in 2 katı olacağı için N buradan 2 matematiksel işlem sonucu. Evet. Arkadaşlar başka bir soruyla devam edelim ve bu soruda diyor ki bakır 2 klorür sıvısının elektrolizinde katotta 1.28 gram bakır metali toplandığına göre devreden geçen elektrik yükü kaç kolomptur arkadaşlar? Bakın bu defa ne cinsinden sormuş? Kolomb cinsinden sormuş bize. Şimdi arkadaşlar, önce biz bunun bir molünü hesaplayalım. N eşit N bölü EMA, o da eşit 1.28 bölü bakırın EMA'sını parantez içerisine vermiş 64. Şimdi bu 128 bölü 64 olsa ne yapar? 2 yapar. O halde 2 tane virgül kaydırırsak 0.02 mol bakır olacaktır. Bakın siz matematikte çok zorlanıyorum, görüyorsunuz değil mi? Şimdi arkadaşlar 0.02 mol bakır dedik. Şimdi klor eksi 1 bakır artı 2 mi yüklü? Evet. Katotta indirgenme oluyordu. Bakır artı 2, 2 elektron alarak bakır katısına ne yapıyor? Dönüşüyor demiştik. Şimdi katotta 0.02 mol ne toplanıyor dedik arkadaşlar? Bakır toplanıyor dedik. 1'e 2, 0.02'ye 0.04 mol elektron geçecek mi? Geçer. Ama benden bunu mol elektron cinsinden istememiş, kolomb cinsinden istemiş. Şimdi kolomb cinsinden yapacak olsam 1 mol elektron yük miktarı sevgili gençler 96.500 kolomb demiştik. O halde 0.04 mol elektron kaç kolombtur diyoruz. Burada 0.04'ü 96.500 ile ne yapacağız? Çarpacağız. Çıkan sonuç neyse artık odur sevgili gençler. Matematiğini yaparsınız diye düşünüyorum. Evet
Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim bir diğer soruyla. Gördüğünüz üzere iki tane yine bize kap çizmiş bir elektroliz olayı yine. Ve soruda zaten açıklıyor bunu. Yandaki seri bağlı kaplara 386 amperlik akım 100 saniye süreyle veriliyor. Kapların katotlarında toplanan maddelerin kütleleri kaçar gramdır diye sormuş bize. Önce burada devreden geçen elektrik yükü miktarını ne yapmamız lazım? Hesaplamamız lazım. Çünkü bana akım şiddetini ve süresini vermiş. Q eşittir I çarpı T, yani kıt formülünü kullandığımızda Q eşit arkadaşlar akım şiddetimiz 386 amper, süremiz 100 saniye. Q'yu buradan 338.600 arkadaşlar kolomb diye ne yapacağız? Bulmuş olacağız. Ve 38.600 kolombu neye dönüştürmemiz gerekiyor sevgili gençler? Mol elektrona dönüştürmemiz gerekir. Şimdi arkadaşlar, 1 mol elektron yükünün 96.500 kolomb olduğunu söyledik. O halde 38.600 kolombun kaç mol elektron olduğunu hesaplamamız gerekir. Hemen hesaplayalım arkadaşlar. Buradan X'i 0.4 mol diye ne yaparız? Buluruz. Evet. Önce Q'yu miktarı, ama biz bunu kolomb olarak bulduk. Daha sonra bunu mol elektrona dönüştürdük. Bu dönüşümü de nasıl yaptık? 1 mol elektron yükü 96.500 kolomb ise 38.600 kolombun kaç mol olduğunu hesapladık. Şimdi gelelim arkadaşlar, birinci ve ikinci kaplarda indirgenecek olan katyonlarımıza. Birinci kabımızda gördüğünüz üzere çinko artı 2 iyonları, ikinci kapta ise gümüş artı iyonları bulunuyor. Hemen birinci kap ve ikinci kap için tepkimeleri yazalım. Çinko artı 2, 2 elektron alarak çinko katısına indirgenecek. Gümüş artı iyonları bir tane elektron alıp gümüş katısına ne yapmış olacak? İndirgenmiş olacak. Sevgili gençler, biz az önce dersimizde şunu söylemiştik. Dedik ki devreden dedik, eğer bu kaplar seri bağlı ise devreden geçen elektrik yükü miktarı her ikisi içinde aynı, birbirine eşit. Şimdi 0.4 mollük elektron geçiyorsa hem birinci kaptan 0.4 mollük elektron yükü geçiyor, hem de ikinci kaptan 0.4 mollük elektron yükü geçiyor demektir. Şimdi biz buradan hemen katotta toplanan madde miktarlarına geçiş yapalım. Şimdi gençler, katsayısı kaç? 2. Katsayısı kaç? 1. 2'ye 1, 0.4'e 0.2 mol çinko oluşacak. Bakın burada birebir oranı olduğu için 0.4 molde ne oluşmuş olacak? Gümüş oluşmuş olacak. Bize buradan kütlelerini istemiş. Kütlelerini istediği için arkadaşlar bunları biz N eşit M bölü MA ya da oran orantı ile ne yapacağız? Kütlelerini hesaplayacağız. Hemen şöyle diyorum arkadaşlar, N eşittir M bölü MA. Bu durumda çinkonun molü 0.2 mol. Şunun başına da şöyle çinko diye yazayım karışmasın. M bölü MA'sı 65. 65 ile 0.2'yi çarparsak arkadaşlar 13 gram ne yapacaktır? Çinko gelecek. İkincisinde ise arkadaşlar yine aynı şekilde
n eşittir n bölü ma'dan biz matematiksel işlem yapacağız. Burada molünü kaç vermiş? 0.4 mol diye bulduk. N bölü ma'sı 108. Buradan 0.4 ile 108'i çarparsak 43.2 gramda ne elde etmiş olacağız? Gümüş elde etmiş olacağız. Evet, zaten kütlelerini istemiş. Biri 13 gram çinko, biri 43.2 gram gümüş. Gördüğünüz üzere hiç formül kullanmadan seri bağlı kaplarda devreden geçen elektrik yük miktarı eşit deyip sorumuzu çözdük. Bununla ilgili arkadaşlar yine geçmiş senelerde bir tane soru geldi. Buradaki sadece sayıları farklı ama aynı formatta bir sorudur.